Herkese selamlar dostlar. 30 ve 31 Ocak Salı ve Çarşamba iddia tahminleriyle hoş geldiniz agalarım. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden, yüksek oranlarından ve bu videoda şöyle rolling başlatmak istiyorum. 500 TL ile başlayacağız. 500 TL ile başlayacağımı söyleyelim. Ee, bir rolling başlatacağım. Videonun sonunda zaten vereceğim. 1.37 oran katlayaraktan gideceğiz inşallah ve başlayalım. Son kez ve söyleyip kaldırıyorum artık bu görseli. Katı Telegram gruplarımız Şubat ayı için yenilenmiştir. Şubat ayı boyunca gruplarımızda olmak isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram'dan mesaj atabilir veya katıl butonundan alıp gelebilir. Bunu son kez söylemek istiyorum. 2 adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız 30'unda Aston Villa ile Newcastle. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Diğer maç skorumuz da Liverpool'la Chelsea 31'inde. Maç skoru olur sizlere sorduk arkadaşlar. İkisini de bilen ayrı ayrı bir arkadaşımızı gruplarımızdan misafir edeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz cumartesi pazar maç skoru yarışmaları kazananlar 6 kişi ekranda. Ömer Faruk Arslan, Kuzey Akay, King The Montaj, Erkan Yeter, Kemal Barkan, Muzoman TV. Bu arkadaşlar bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da karşınızda. Buradan her türlü soru görüş öneri, her türlü soruyu buradan benimle sorarak da iletişime geçebilirsiniz. Mislerimiz olacak özellikle bu. Bu akşam NBA var. Sanırım 15 tane falan maç var. Yüksek misli olacak ve diğer günlerde gerçekten misli seviyesini biraz arttıracağım. Yani ben hatta gruba da yazdım. Dedim ki yarın ve diğer gün artı 3000'in üstünde misli yapacağım arkadaşlar. Kasanızı ona göre ayarlayın diyerekten de önden bu uyarı yaptım. Mislerimiz olacak. İdeal kombinlerimiz aynı şekilde devam ediyor ve devam etmeye devam edecek. Bugün verdik, yarın verdik. Diğer günde vereceğiz. Avrupa kombini, NBA kombini, futbol kombini şeklinde ilerliyoruz. Canlı olarak zaten sürekli ekrandayız. Şu an bile ekranda Galatasaray'ın seremonisi var. Yani maç başlayacak bir 10 dakikaya. Onu bekliyorum, onu beklerken videosunu çekeyim dedim. Canlı olarak da ilerleyeceğiz zaten. Herkes açık telegram grubunda açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya de da katılarak da ekstra sizler de katkı veya fayda sağlayabilirsek ne mutlu bizlere de başlayalım isterseniz. Sizlerden beğenim artı 500 seviyesinde bir o link başlatacağız zaten. İlk mücadelemiz başlayalım. O link mücadelemiz var 30'unda. Onun da bilgisini vereyim yani bugün. Nottingham Forest Arsenal. Hatta şöyle bir şey göstereyim. Nottingham Forest son kendi evinde Arsenal ile oynamış olduğu 3 mücadeleyi kazandı. Bunu az önce dikkatimi çekti. Ben burada genel üste verecektim. Yani tercihim 2.5 üst var olacak. Hatta direkt önerim. Oranda gayet güzel bir 1.48 bandında. Şimdi şundan kaynaklı bu bir oran biraz yüksek. Arsenal tarafı deplasmanda yani maç başına 1.5 gol falan atıyor. Yani çok atamıyor fakat Nottingham Forest da kendi evinde ortalama 1 gol veya 1.2 falan o şekilde o gol atan takım. Şimdi Arsenal tarafı gol atabilir. Nottingham Forest'ta da eksikler de olsa bu Afrika'dan dolayı bu takımda çok Afrikalı var. Eksikler de olsa takımın kadrosu Premier Lig'de en geniş kadrosu sanırım Nottingham Forest'ta vardır. En çok oyuncusu olan. O yüzden çok sıkıntısı yaşamazlar ama temponun yüksek olduğu bir karşılaşma. Mücadele gelene 2.5 üstü bekliyorum. Bal şanslar. Luton Town'la Brighton mücadelesi. Bu Luton Town'ı izlemeyen varsa bak bu maçın geçen şeyini bildik. Birden sıfır falan yakaladık hatırlayın. Bu son tam maçının. Alayını yakalamıştık. iyi hatırlayın. Sevdiğim takım oyunu gerçekten beğeniyorum. Aga ben Luton Town'dan bir gol bekliyorum. Avrupa'da oran 1.40 40 bantlarında isteyen alsın bir golünü. İdealden ideal kuponlara girebilecek bir oran. Fakat biz burada Brighton'da oyunu güzel zaten. Onlar da yine bir genç transferler falan yaptı. Onun bilgisini vereyim. Yine 18 yaşındaki çocukları yatırdı. Yani bu adamlar boş yatırım yapmaz. 15-20 milyon veriyorlar. E, i̇ki yıl sonra zaten satacakları fiyat 60-70'ten aşağı değil. Birçok oyuncu söyle. Şimdi ben burada karşılıklı golleri bekliyorum. Ama güzel de bir şey söylemek istiyorum. Karşılıklı gol var idealdir zaten 1.43 bandında. Mücadelenin beklentisi de 2-2 ayarında bu arada onu da belirteyim. Ben diyorum ki Aga, Ev sahibi. Ev sahibi burada en çok golü ikinci yarı atabilir. Yani Luton Town burada ikinci yarıyı da kazanma ihtimali bence var. Bence var. Bak ikinci yarı sonucu bir yaparsanız 3.85. Çünkü ikinci yarılarda ekstra oynuyor. Abi ilk yarı gol yiyor bu takım. Gol yedikten sonra kendine geliyor. Akıllanıyor. İkinci yarıyı da kazanabilir. Yani Luton golü ikinci yarı bulabilir. Bunun bilgisini, bilgisini vereyim size. Crystal Palace'la Sheffield mücadelesi. Bu maçta da Sheffield'ın ne oynayacağı biraz e, yani yarınlar yokmuşçasına oynayabilir bu mücadelede. O yüzden Crystal Palace'ın burada kendi evinde biraz daha üstün tuttuğumu söyleyeyim ben. Oran da o yönde zaten. Crystal Palace'ın ihtiyacı var. Alt sıralarda var. Özellikle Sheffield da zaten alt sıralarda. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman da hem Crystal Palace şuradan çıkmak istiyor. Hem de Sheffield'ın çıkma ihtimali var mı? Var. Arada 6 puan 7 puan fark var. O yüzden maç zor bir mücadele ama ben burada Crystal Palace'ın kalbini kıracağını düşünüyorum Sheffield'ın. Maç sonu biri doğrudan öneriyorum. O oran yüksek almak isteyenler varsa 4.5 altında bir yapabilir. Bu oranı da arkadaşlar 1.60 bandına kadar da çıkartabilirsiniz bu şekilde. Aston Villa ile Newcastle bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada Aston Villa tarafındayım bu arada benim rolik mücadelem. Maç skoru sizlere sordum ne olur diyerekten de. Şimdi Newcastle'da çok fazla eksik var. Ben size bu eksikleri eksikleri göstereyim biraz. Şuradan zaten yazıyor burada. Almiron'un sakatlığı var. Sakatlıyor, hasta. Trippier şüpheli. Transferi söz konusuydu. Newcastle satmadı. Jollinton önemli. Wilson önemli. Kaleci Pop yok şeklinde Newcastle tarafında önemli eksikler var. Yani yedek kadroda bunlar çok kaliteli takım zaten. Ona bir sözüm yok. Ama yani 90 dakikayı çıkaramayabilir bu takım. O yüzden ben burada biraz Aston Villa tarafındayım. Aston Villa tarafına da rollingim şu. Diğer seçeneğinde Aston Villa bir yarayı kazanır aga. 1.37 gibi oranı var. Oran düşmeden alın. Ben videonun sonunda görsel bir şekilde koyacağım. 500 TL ile başlayacağız. Gelirse 685 TL. O şekilde kaça kadar rolling 5'e kadar falan götürürsek ilerleriz. O şekilde devam edelim. 31'ine geçtim. 3 adet mücadelem var. City Burnley mücadelesiyle başlayalım. Dostlar City tarafındayım. Ama oran almak ya şöyle söyleyeyim. Ev sahibinin 3 golü bile 1.35 gibi oran var. Biz burada biraz daha oranı yükselteceğim. Hatta bir 35'in 2 katına çıkacağım neredeyse. 1.62 bandına. Ben diyorum ki City ee, burada her iki yeri kazanır aga. 1.63 gibi oranı var. Bu arada Galatasaray'a ilk yer 400-500 korner verdik. İlk korner geldi dakika 1'de. Gaziantep kullanacak. Canlı canlı aktarım yapalım da size canlı olmuyor bu. City burada her iki yeri kazanabilir. Ev sahibi her iki yeri kazanır oranı 1.63 bandı oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Tottenham Brentford karşılaşması. Her iki takımda bu arada Toney döndü bildiğiniz üzere. Ivan Tony muazzam bir eleman. Döndüğü gibi free kickten de attı. E, Tottenham kendi evinde aynı şekilde. Högmü son sanırım daha dönmedi. Aynen daha dönmedi. Kore ne yaptı bilmiyorum. En son takip ediyordum da yenmiş miydi yenildi mi? En son hatırlayamadım şimdi. Mücadele geleninde yüksek tempo. Tottenham'ın oynamış olduğu oyun zaten. Oyun sistemi yüksek skora dayalı. Atıyor da yiyor da. 2.5 üst şu an Burada açmamışlar. 2.5 üstün yani oranı biraz yetersiz geldi bana. Ee, 1.32 bandında. Bu oran biraz yükselir mi bilmiyorum ama bu şekilde 2.5 üst olarak değerlen İdealden bunu alalım. Yani üçlü kombin yapacaksanız veya yanına bir 50 bir 60 koyarsanız 2.5 üst gider burada. İlk yerden o maç beklediğim gibi giderse ilk yarı 1.5 üst bile olma ihtimali var. O tür bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Onun da oranı 1.94 ama genel 2.5 üst güzeldir. Liverpool mücadelesine geçtim. Liverpool Chelsea. Muhammed Salah'ın bir sakatlığı var sanırım sakatlık devam ediyor. Ee, milli takımda olarak gösteriyor fakat döndü. Mısır zaten elendi sanırım Kongo'ya. Liverpool'un ben burada kendi evinde galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Galibiyetten ziyade burada at, kendi evinde atacağı iki gole gidelim. Ev sahibi 1.5 üst, bir 30 küsür, 1.40 bir 40 ba bir 40 bandına yakın bir oranı var. Ev sahibinden Liverpool tarafından ben iki gol bekliyorum. Liverpool'un bence iki golü var. Chelsea de zaten bu yönde gollere destek de verebilir bence. Onun da bilgisini vereyim. Ben biraz daha yüksek orandan almak istiyorum diyen varsa 2.5 üstünde 1 yaparsa oranı da yüksek seviyeye 1.81 bandına kadar da çıkartabilir. Ben zaten 2 gol Liverpool'a yazdım. Ya 3. gol Liverpool'dan bekleriz. Chelsea'de gol atma ihtimali var. 2.5 üstünde bir, 1, 1.81 değerlendirebilirsiniz. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek olanlarıyla anlatmaya çalıştım. Bir rolling ekrana gelsin. Aga rollingimiz bu. Aston Villa'nın bir yarayı kazanması. Galatasaray direkten döndü. Icardi. E, ee, muhabbete devam edelim. E, ee, Aston Villa'yı bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Şu yönden kaynaklı. de çok fazla eksik var. Bu fırsatı değerlendirelim ve rolling başlatmak istedim. 500 TL ile başlıyoruz. Gelirse 685 TL şeklinde devam edeceğiz. Umarım kazan sağlarız diyerekten de geçelim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.